Buyur. Yok abi yok. Bana verme ya. Benim elimden bu iş gelmez. Sahi ne gelir elinden? İşin gücün var mı senin? Seni tuttuk. Koynumuzu aldık da. Kimsin nesin bilmiyoruz ki. Bir mesleğim var. Ama yapmıyorum. Ha, niye? Param var. Ya vardı. Gerçi yeniden olacak ama. Neyse abi beni boş verin. Bana yeni bir şey öğretmeyin. Siz çok iyisiniz abi. Siz devam edin. Eyvallah kardeşim. Son, iki, üç, dört. Toplantı için hiç bu kadar gürültülü bir yere geldiğimi hatırlamıyorum. Hadi çıkalım biz. Onların toplantıları var. Bayana bir çay gönder. Yani ben sizi hatırlayamadım. Çünkü daha önce görmüş olsam kesinlikle unutmazdım. Ben sizi çok gördüm. Resimlerde. Takipçi misiniz? Gerçi bende Instagram yok ama takip ederseniz hemen açarım. Takipçiniz dim. Babanız kaçaklık dönemlerinizde nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı öğrenmekle görevlendirmişti beni. Ama çok yazık olmuş. Yani haberim olsaydı her yere benimle gelirdiniz. Sizi yanımdan ayırmazdım. Benimle flört etmek için bir mahalle kahvesini mi seçtiniz? Çok hoş gerçekten. Şimdiden içim ısındı size Çetin Bey. Çetin, lütfen. Ya Bülent'in babamın avukatı olarak sizi göndereceğini bilseydim tabii ki böyle bir yerde buluşmazdık. Ya çaylar çok geç değil, bir yere gidebiliriz. Balık sever misiniz? Yok. Sevmem. Balık da sevmem. Zaman kaybetmeyi de sevmem. Ama en mühimi sizin gibi her şeyi elde edebileceğini zanneden zengin hiç sevmem. Doğru. Ama zengin kısmı değil. Ben de sizinle bunu konuşmak istiyordum. Babanızın miras meselesi değil mi? Evet. Hem de hepsi. Kılıcığa bir kuruş kalmayacak şekilde. Yalnız bu bir takım usulsüzlükler gerektirir. Siz isminiz neydi? Yasemin. Yasemin Hanım diyebilirsiniz. Bay Bars'ın işleriyle ilgilendiğinize göre Yasemin Hanım, usulsüzlük nedir gayet iyi biliyorsunuzdur. Bu bir hakaret mi? İltifat aslında. Yani ben sizin gibi usulsüzlüğe meyilli, kötü niyetli kadınlara bayılırım. Ama ben sizin gibi zengin... Ne sevmiyorsunuz? Anladım. Zaten parayı kendim için kullanmayacağım. Peki, sadece hakkında ne düşünüyorsunuz?